Canan Karatay hiç takviye kullanıyor mu? Mesela kolajen kullanıyor musunuz? Magnezyum kullanıyor musunuz? Senelerden beri D vitamini kullanır. Şurada bir şeyi söyleyeceğim. Protein, kolajen kullananlar. Hiçbir faydası yok. Çünkü protein yağ olmasa işe yaramaz. Almanya'dan bir firma, diş macunu firması. Dedi ki aynen şunu söyledi. Biz dedi bir diş macunu çıkardık dedi. İçine dedi öyle bir madde koyduk ki dedi çocuklar buna bağımlı olsun. Ve sık sık dişlerini fırçalasın. Siz bizim yüzümüz olur musunuz? Dı 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 kadar dolar. Hasta bana ne dedi biliyor musunuz? Hocam dedi sizin önerdiğiniz jileti bulamıyorum. Jilet deseniz jilet alacak. Böyle bir şey var kardeşim. Ben kalp doktoruyum dedim. Ne jileti? Jilet vereyim kolesterolü mü tıraş edelim dedim. Ben dedim Anadolu kadınıyım dedim. Bütün zeytinlikler, bütün cevizlikler benim dedim. Merhabalar. 1974 yılında yani ben ve benim yaşımdaki tıp doktorları henüz doğmamışken Türkiye'de kalp pilini ilk uygulayan, devamında boğazdan damar yolunu açan, devamında bacaktan ilk anjiyoyu yapan, sonrasında dünyaya açılıp çok uzun yıllar dört kıtada hekimliğini sürdüren, Amerika'nın reddedilmeyecek tekliflerine rağmen hayır, gidip kendi ülkemde hizmet vermem gerekiyor diyen ve bütün itibar suikastine rağmen Türk halkının sağlık alanında kime güvenirsiniz sorusuna elbette Canan Karatay dediği Profesör Doktor Canan Karatay ile birlikteyim. Teşekkür ederim. Şükür Kavuşturan Hocam. Şükür Kavuşturan'a hoş geldiniz. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun hocam. Çok kıymetli araştırmalarınıza, bilgilerinize başvuracağım. Girişi bilerek her defasında size anlatarak yapmayı tercih ediyorum. İtibar suikasti ifadesini bilerek kullandım. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Ülkenize döndüğünüzde fark ettiğiniz en büyük değişim neydi? Ve bugün tek bir dokunuş hakkınız olsa ülkenizi hangi bıraktığınız noktaya çevirmek isterdiniz? Sizin kendi uzmanlık alanınızla ilgili. 1972'de İç hastalıkları uzmanı oldum 1972'de ve o zaman hocam nur içinde yatsın Profesör Reşat Garan Türk Kardiyoloji Derneği'nin başkanı ve Avrupa Kardiyoloji Derneklerinin toplantılarına katılıyor. Her başkanlar katılıyor ve İngiliz Kardiyoloji Derneği'nin başkanı aynı zamanda Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin başkanı Profesör McKenrick Reşat Garan'a diyor ki siz diyor genç diyor hekimleri diyor bize gönderin yetiştirelim. Ve Dr. McKenrick Liverpool'da Regional Cardiac Center diye çok ileri uygulamalar yapılan, ileri teknolojiler yerleştiren ve Avrupa'nın en önemli kalp merkezi. İşte hocam da üst ihtisas diyoruz biz buna. Biz önce dahiliye ihtisası yapardık 5 sene. Sonra isterseniz bölünürdünüz. Çünkü genel dahiliye bilmeden hekimlik olmaz. Hiçbir hekimlik genel dahiliye bilmeden olmaz. İç hastalıkları yani onu demek istiyorum. Öyle bir ortamdan ben İngiliz hükümetinin bursuna müracaat ettim. Ve İngiliz hükümetinin bursunu kazanarak işte Liverpool'da Dr. McHenry'in kurmuş olduğu çok önemli kalp merkezinde eğitime gittim. Evli miydiniz hocam o zaman? Yok canım nerede evli? Ben o zaman işte 30-33 yaşında, 70-72'de kaç yaşında oluyorum bilmiyorum. 29 yaşında falan. Evet. Ben çok geç evlendim. Yani bütün bu işleri yaptıktan sonra kısmet oldu. Şey olarak yani Türk standartlarına göre evde kalmış bir hanımdım efendim. Yani 36 yaşında evlendim. Evet 36 yaşında ilk yani evlendim hamdolsun. Neyse işte oraya gittim. İngiltere'ye gittiniz hocam. İngiltere, Liverpool'daki kitaplarda da yazıyor zaten. Regional Cardiac Center diye. Avrupa'nın en önemli kalp merkezi de eğitim almaya başladım. Yalnız bir hatıramı söyleyeyim. Ben baktım hiç İngiliz olarak, hanım olarak doktor yok. Orada çalışıyoruz en önemli merkezde. Bir ben varım, Türk. Bir de Vina arkadaşım, Hintli. İki hanım. Ben bu sefer sordum, dedim ki niye dedim İngiliz hanımlar yok, doktor hanımlar. Dediler ki
Canan dediler. Canan da diyemiyorlar, Kenan diyorlar. K ile yazılıyor diye. Dediler ki İngiliz tıp fakültelerinde, bakın 1972'de ben bunu duydum, kota vardır dediler. %10'dan fazla hanım tıbba giremez. Sene 74'te kota devam 72, ediyor. Evet, 72-74 tabii ki. 74'te dön. Sadece kadınlar üzerinden uygulanan bir kota bu. Evet, yani kızlar hekim olarak %10'dan fazla kontenjana giremez. Tıp fakültelerinin kuralı. Şimdi nasıl bilmiyorum tabii. Aradan kaç sene geçti? 50 seneden fazla geçti. İşte orada bu merkezin kurduğu teknik var. Teknoloji. Yani bu hocalarımızın kurduğu ve uyguladığı. Şu boyundan damara girip oradan hem serum vermek hem kalbe girmek. Bu o teknik. Vena subclavia diyoruz. O tekniği orada öğrendim. Ayrıca da kardiyolog olarak tek başına. Daha önce Türkiye'de pil takılıyor muydu? Tek tük takılıyordu. Nasıl takılıyordu? Pil göğüse koyuluyor. Göğsü açmak, yani göğüs kasını açmak için, yeri açmak için, ki biz ona şey diyoruz, cep diyoruz, o cebi açmak için genel cerrahlar çağrılırdı. Genel cerrahlarla işte anlaşamıyorsun, vakit uygulamıyor, onlar küçümsüyorlar, çok büyük hocalar ya genel cerrahlar. Kendileri şey olarak. O zaman hep problem çıkardı, hep işte ertelenirdi. Sizin vaktiniz müsait olur, cerrahın vakti müsait olmaz. O gelir, siz efendim elinizi çıkarın. O bakımdan kardiyolog olarak tek başına kalbe pil takma tekniğini 1974'te Türkiye'ye getirip kuran ve doktorları ve hemşireleri eğiten kişiyim efendim. Siz mi açtınız da koydunuz hocam pili? Tabii ki. Orada yaptık. Ben çalışkandım. Hep her şeyi öğrenmek istiyordum. Meraklıyım ya, meraklı tazeyim ya. Her şeyi öğrenmek istiyordum. Onun için hep destek gördük, şey gördük. Hatta oradan dönerken de işte yine siz de söylediniz. Doktor Mekanik gitme dedi. Bütün dedi o hastaneye ve şeye olan borçlarını ödeyelim, burada kal dedi. Yok dedim. Ben hocama söz verdim dedim. Nur içinde yatsın. Profesör Reşat Karan Türk Kardiyoloji Derneği'nin başkanıydı. Ve ben oradan döndüm. Yoğun bakım, modern yani şimdiki uygulanan koroner yoğun bakımın bizim Haseki'deki tedavi kliniğinde işte bir hasta 6 yatak ayrıldı. Orayı kurduk. Orayı kurduk. Rahmetli hocam Profesör Cemil Demiroğlu'yla birlikte hemşireleri yetiştirdik, asistanları yetiştirdik. Ben sabahlara kadar çalışırdım. Yine boğazdan damar yolu açmayı döndükten sonra aynı koroner sağlık... Tabii koronerde o oluyor çünkü o kadar büyük bir faydası var ki hastalara. Yani infarktüs geçirmiş hasta iki eli rahat kullanabiliyor, gazete okuyabiliyor, yemeğini yiyebiliyor. Öbür türlü de şuradan takılırdı, biz yani ben gitmeden önce takılırdı. Ve de kıpırdadığı zaman çıkar, eder. Tabii şimdiki gibi o plastik falan değil. Hepsi çelik iğneler. Koca koca çelik iğneler. Kanatır belki. Kanatır, deler. Hareket edince veya tuvalete kalkacak veya altına bir şey koyulacak. Çarşafı değişecek falan. Çok büyük problemdi o zaman hakikaten. O problem halloldu. Orada mı size dediler Canan Efendigil hastaları boğazlıyordu? Tabii. Orada bir abiler vardı. Ben o zaman çok tecrübe yaşardım. Hekim büyükleriniz. Evet. Büyüklerimiz, doçentler. Onlar işte şimdi işte Canan hastaları boğazlıyor dediler o zaman da efendim. Siz çok erken yaşta bu konuda güçlenmişsiniz o zaman hocam. Öyle. Kader. Kader. Kader, hakikaten kader. Ve hep mücadeleyle her zaman geçti. Tabii lise, okul çok iyi geçti, çok mutlu geçti. Ama ondan sonra işte şey olarak hakikaten yani Türk kadını olarak gayet gururlu bir şekilde ben çalıştım ve de memleketimi şey yaptım, temsil ettim. Sonra bir de işte Amerika kısmında... O çok sonra. O çok sonra oldu. O çok sonra. Peki evlilik nerede hocam bu hikayede? Şimdi onu anlatayım. Evet. 1976'da Cape Town'a gittim. Dünyada ilk kalp nakli yapan Christian Barnard'ın ekibinde kardiyolog olarak çalıştım. Kardiyoloji eğitimime orada devam ettim. Judkins tekniğini uygulayan, yalnız şimdi bütün Türkiye'de uygulanıyor. Neredeyse uçan kuşa, uçan kelebeğe de uygulanıyor. İğneyle girip ponksiyon
dediğimiz, iğneyle giriyorsunuz damara, sonra o üstünden bir şey geçirip kateteri gönderiyorsunuz, şey, kanülü gönderiyorsunuz. O tekniği Türkiye'ye getirenim ben. Çünkü orada o tekniği öğrendim ve bacaktan, femoral arter deriz biz, oradan koroner anjiyo yapmayı o teknikle, onu da orada öğrendim, geldim. O zaman da 1976-78'de ben döndüm oradan. Apartheid'in, yani ırkçılığın en koyu zamanlıydı. Ben orada çalışırken Nelson Mandela, Robin Island'da, orada biz görürdük, el sallardık. Robin Island'da hücre tapsindeydi. Mandela. Irkçılığa tanık oldum dediniz. Güney Afrika'da İngiliz sömürgesi, İngilizlerin de olduğu bir ortam. Nasıl ırkçılığa şahit oldunuz hocam? Neler yapılıyordu? Çok enteresan. Çok sağ olun sorduğunuz için. 1976'da uçağa bindim, gittim. Johannesburg Havaalanı'na indim. Ben dünyadan habersizim. Saf dil bir insanım. Yani bütün Türkler, biz de öyle, öyle yetişmişiz biz. Yani kültürümüz öyle. Affedersiniz, lavaboya gideceğim. Lavaboyu aradım. Havaalanı, muazzam bir havaalanı. Lüks, lüks, lüks o zaman şartlarıyla. Lavaboyu buldum. White only, black only. Lavaboya, siyahlara, siyahlar için ayrı, beyazlar için ayrı. İlk şokumu yaşadım. Yani korkunç bir şok yaşadım, çok enteresan. Yani apartheid'i falan duyuyoruz. Soweto olayları olmuş Haziran'da. Soweto'da çok büyük baskınlar olmuş. Siyahların getoları basılmış, öldürülmüş. Haziran'da olmuş. Ben de Ağustos'ta oraya gittim. Hemen ertesinde. En koyu zamanı apartheid'in, şey olarak. Sonra işte Cape Town'a gittik. Cape Town'da çok büyük hastane, Grüskür Hastanesi, ilk kalp naklinin yapıldığı hastane. Asansörler, siyahlara ayrı, beyazlara ayrı. White only, black only diye. Beyazlara her şey açık. Biz de hasbelkader rengimiz açık diye şey yapmıyorlar. Ama çok çok enteresan. Kardiyoloji ihtisası yapıyoruz. Kardiyoloji uzmanlığı yapıyoruz. Nöbet tutuyoruz. Hastane o kadar büyük ki, zaten mahsus büyük yapılmış. Bir kısmı, bir bölümü tamamen siyahlar. Bir kısmı yalnız beyazlar. Yan yana yatmalarına imkan yok. Asansörler bile değişik. Ve asansöre bineceksiniz, beyaz, siyah ayrı. Beyazlar siyahlara binebiliyorlar ama siyahlar beyazlara binebiliyor. Peki acil iki olay geldi. Öncelik beyaz hasta mı? Hayır, öncelik diye bir şey yok. Orada acil şey hangisiyse ona müdahale ediyorsunuz. Yalnız orada şu var, onu anlatmaya çalışıyorum. Eğer beyaz bir kişi geldiyse acil, siyah nöbet tutan doktor onu elleyemez. Bakamaz. Onun için siyah kardiyoloji doktorları, siyah olanlar var, hanımlar da var, şeyler de var. Erkekler de var. Onlar nöbet tuttuğu zaman biz gölge nöbet tutardık. Evet. Evlilik döndüğünüzde mi oldu? Döndüğümde oldu. Döndüğümden sonra oldu, evet. Evlendiniz. Kaç yaşında anne oldunuz? 40. 40 yaşında. Ya 36 yaşında evlendik. 71 işte evet. 83'te doğum oldu. 40 yaşındaydım tam. Hocam, şimdi bugün bu sene 80 yaşıma giriyorum. Oğlum da 40 yaşına giriyor. Hocam, eğer izin verirseniz ve haddimi aşmazsam, bugünün 40 yaşında olan bir hanımının normal yollardan anne olabilmesi çok mümkün değil gibi görünüyor ve bunun için çözüm bulan yerler var, tüp bebekler. Siz normal yoldan mı anne oldunuz? Tabii ki. O zaman öyle bir şey yoktu ki. O zaman tüp bebek... Yok, tüp bebek olup ne olacak yani? Sağlıklı bir kişi tabii ki eğer eşi de sağlıklıysa, ikiniz de sağlıklıysanız, ki biz eski toprağız, biz sağlıklı büyümüşüz. Biz margarinle büyümemişiz. Biz şekerli içeceklerle büyümemişiz. Biz paketli yiyeceklerle büyümemişiz. Açık alınmış, yoğurduğumuz evde yapılır. Efendime söyleyeyim, peynirimiz doğal yollarla, şirden mayasıyla yapılır. Zeytinyağımız bilmem nereden gelir en iyisi. Biz öyle büyümüşüz. Fındık fıstık yemişiz, badem yemişiz. Yani doğal yollarla beslendikten sonra korkacak bir şey yok. Bu hikayenizin içerisinde bugün bir anlamda savunuculuğunu yaptığınız
aksaklıkları, yani endüstri diyelim biz genel olarak, ilk dişlinin, çarkın bir gariplik olduğunu ve ters işlediğini nasıl fark ettiniz? Öyle bir dönüm noktası var mı? Öyle bir dönüm noktası yok. Başından beri belliydi. Ben ihtisas yaparken, yani daha iç hastalıkları uzmanlığıyken, daha İngiltere'ye falan gitmemişken, işte ilaç firmalarında şeyler gelir, temsilciler. Koridorda siz koşarken yolunuzu keser, size ilaç verir. O zamandan ben onlara demiştim ki, genç çocuklar iş bulmuşlar, çalışıyorlar. Çocuklar demiştim, bakın ben size karşı değilim. Ama ben 6 sene okudum. Bu kadar imtihan geçtim. Hangi hastaya hangi ilacı vereceğimi sizden mi öğreneceğim? Deyip geri gönderirdim. Bu bir, yani hayat görüş meselesi bu. Yoksa nokta nokta yok. Bir de şu var. Christian Barnard, ilk kalp nakli yapan kalp cerrahı. O ileri yaşlarda elleri de artrit oldu. Ameliyat yapamadı. Ve o bir kitap yazdı. Kalp doktorunun kalp kitabı diye. O kitap bende bir yerde var, duruyor. Ben oradayken onu yani edindim, okudum. Onun girişinde şunu yazar. Ben bu bildiklerimi şimdi bilseydim, 10 kişiyi kurtaracağıma 100 kişiyi kurtarırdım. Beslenme. Beslenmenin kalp hastalığı, kalp üzerindeki ne kadar büyük etkisi olduğunu ben cerrahtan öğrendim. Kalp cerrahı Christian Barnard'dan öğrendim. Eğer bu kadar önemliyse beslenme, eğitimini aldığınız tıp fakültelerinde beslenme ile ilgili dersleriniz var mı her yıl gördüğünüz hocam? Bizim zamanımızda halk sağlığında biraz anlatılırdı. Şimdi hiç anlatılmıyor. Anlatılsın istenmiyor. Çünkü şimdiki tıp fakültelerinde bütün ders programlarını ilaç firmaları hazırlıyor. Onların dediği. Yani hastalık anlatılıyor. O hastalığı iki tane belirtisi, işte yok MR'a sokarsın, yok bilmem şunu yaparsın. Ondan sonra bu ilaç. Bütün dünyada böyle. Harvard'da da böyle. Tüm dünyada uygulanan. Evet. Yani global bir endüstri hepimizi esir almış durumda. Neden? Çünkü sağlıklı kişileri, sağlıklı çocukları da hasta yapıp ilaç satmak istiyorlar. Benim çok önemli bir firma, ilaç firması, adını söyleyeyim şimdi. Onun CEO'su emekli oldu. O çok önemli kolesterol ilacı çıkartan bir firma. Bütün dünyaya. O zaman onunla röportaj yaptılar sizin gibi. Şimdi emekli oldunuz, işte istediğinizi yaptınız mı, hayatınız nasıl geçti, gıdıdıdıdı biliyorsunuz bütün bunlar. Şey dedi, yani şimdiye kadar yapmak istediğinizde yapamadığınız ne var diye soruyor. Bende var. Yani yazılı olarak var bende. Fortune dergisinde yayınlandı. Diyor ki, o kadar üzgünüm ki diyor, sağlıklı kişilere de bu ilacı satamadım. Bitti. Ve de bu Fortune dergisinde yazılısı var, bende de var. İnanamıyorum hocam. Evet, siz evet. Ne diyorsunuz? İşte bunu söylüyorum efendim. Ondan sonra bana da hücum ediyorlar efendim. Bu bir şekilde itiraflara son dönemde çok alışkınız. Yine sizin 3 yıllık süre içerisinde, isim vermeden konuşalım hocam. Başından beri gayet net fikrinizi söyleyip sonra bir uzaklaştınız o bulanık ortamdan. Ama yine haklı çıktınız. Geçtiğimiz günlerde o çok meşhur firmanın temsilcisi dedi ki... Bir işe yaramıyor. Bir işe yaramıyor. Tabii. Grip. Herkes anladı herhalde. Grip. Gripin tedavisi de olmaz. Gribi ancak kendinizi korursunuz kardeşim. Onun için biz de Karatay sözünü yazdık efendim. İşte yavaş yavaş halktan ve bazı gerçek çevrelerden, vicdanlı çevrelerden, vicdanlı doktorlardan, vicdanlı medyadan, satılmamış doktorlardan ve medyalardan sesler yükselince konuşmak biraz konuşuyorlar. Yavaş yavaş geriliyorlar. Çünkü gerçekler hiçbir zaman kitle şey yapamaz. Saklanamaz. Güneş parçalıkta sıvanmaz. Ortaya çıkıyor. Tabii ortaya çıkınca ne yapacaklar? Bunlar da va kem küm edip oturacaklar. Bakın ben bir kardiyoloji profesörüyüm. 5 sene iç hastalıkları uzmanlığım. 5 sene kardiyoloji uzmanlıktan sonra biz diploma alabildik.
bir kere kolesterol ilacı yazmamışımdır. Bitti. Ve tabii ki çok hücumlar geliyor. İşte nasıl vebal çekecek de, yok bilmem ne de, yok kolesterol damarı tıkar da. Kolesterol damarı tıkamaz. İşte efendim, kolesterol yüksekliği damarı tıkamaz. Onu ben size söyleyeyim gayet basit bir şekilde. Vücudumuzda o kadar çok damar var ki. Yüksek kolesterol niye hepsini tıkamıyor da yalnız kalp damarını sıkıyor? Onun için korkmayın, korkmayın. Yüksek kolesterolü hiçbir zararı yok. Onu bir daha söyleyeyim. Yüksek kolesterolü olan hanımlar daha uzun yaşıyor ve daha mutlu yaşıyor. Çünkü beynin %80'i 60'ı kolesterol. Sinir sisteminin, bütün sinir sisteminin, ellerimiz böyle Parkinson oluyor ya, kolesterol eksikliğinde. Yağsızlıktan da nedeni. Tabii ki. Bir sürü nedeni var da en önemli kolesterol eksikliğinden. Tabii ki. Hocam size çok sormamı istenen bir soru da, Canan Karatay hiç takviye kullanıyor mu? Mesela kolajen kullanıyor musunuz? Magnezyum kullanıyor musunuz? Elçiye zavallı olmaz. Şimdi kızmayın takviye bana. Başka, o başka. Biz senelerden beri D vitamini kullanırız. D vitamini. D vitamini. Ayda bir D vitamini iğnesi. Nasıl olur. Alıyorsunuz hocam? Kırarak iğne, aylık. İğne. Peki. O kullanırız. Magnezyum alırız. Magnezyum çok önemli. Gerçek magnezyum çok önemli. Çünkü magnezyum nedir? Magnezyum insan vücudunda 400 enzimi işleten en önemli mineraldir. Yaş sınırı var mı önerdiğiniz kullanıcılarda? Yaş sınırı diye bir şey yok. Herkes ben kullanabilir. Yalnız ben kişiye göre genel olarak kesinlikle konuşmuyorum Emel Hanım, siz biliyorsunuz. Evet. Hastanın şikayetine göre, hastanın yaşam biçimine göre, beslenme biçimine göre, aldığı ilaçlara göre, geçirdiği ameliyatlara, kazalara göre konuşuyorum. Ama siz magnezyum kullanıyorsunuz. Biz magnezyum kullanıyoruz. Ve D evet. vitamini kullanıyoruz. D vitamini kullanıyoruz, evet. Peki, çok popüler bir ürün var. Siz de Canan. Kolajen dediniz. Onu söyleyeceğim. Hocam, bu arada YouTube kanalınız hayırlı uğurlu olsun. Muazzam ve çok faydalı yayınlar çok yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Nihal'in de ellerine sağlık. Nihal çok Doğan'ın. Teşekkür. Nihal Hanım'la, evet. Evet. Ayşe Hanım var. O ilk yazın başladık. Evet. Ayşe Hanım'la kısa şey yaptık. Kamera lady diyorum ben. O çok güzeldi hocam. Çiçeklerin arasında. Evet. Bodrum evet. rüzgarıyla. Evet. Ama içinde anlattıklarınız Bodrum'un havasını bile söndürecek cinstendi. Çok faydalı bilgilerdi. Kolajen videonuz var. Oradan da izlemelerini çok öneririm. Ama çok yaygın, türevleri olan, çeşitleri olan bir element olarak karşımızda kolajen. Kimisi dizim ağrıyor deyip alıyor. Kimisi cildini güzelleştirmek için alıyor. Beklenti yüksek. Peki bu beklentinin ne kadarını karşılıyor ve siz seviyor musunuz? Bir kere oyuna gelmesinler. Paralarına, pullarına yazık. Kolajen demek protein demektir. Protein tablet haline geldiği zaman bozulur. Toz haline geldiği zaman bozulur. Sıvı haline geldiği zaman bozulur. Ben onun için senelerden beri kelle paça diyorum. Kemik suyu diyorum. İşkembe diyorum. Çünkü kelle paçada en doğal protein var. İstediğiniz kolajen var onda. Kolajen ayrı bir şey değil, proteindir. Ama onu çok yeni bir şeymiş gibi panik olan halka sunuluyor. Pazar olarak. Kelle paçada mineral var. Her türlü mineral var. Kelle paçada kolajen dediğimiz hayvansal protein var. Ve de yağ var, hayvansal yağ var. Şurada bir şey söyleyeceğim. Protein, kolajen kullananlar. Hiçbir faydası yok. Çünkü protein yağ olmasa işe yaramaz. O tabletlerde yağ var mı? Veya o tozda yağ var mı? Trans yağ var, tehlikeli. Ama hayvansal yağ var mı? Yok. Bitti. O kadar büyük bir aldatmaca ki maalesef, ama endüstrinin oyunu bu. Tabii ki endüstri bunu yapacak kendi çıkarı için. Ama biz aklımızı açacağız. Aklımız paraşüt gibidir. Çok seçenek var hocam. Tozla karıştıra. Hani ehvenişer olan var mı arasında? Ben öyle şey bilmem. Toz, protein sıvı. Tozu tehlikelidir. Sıvı tehlikelidir. Neden? İşlem görmüştür kardeşim. İşlem görmüştür. Isıl işlem görmüştür, içine başka kimyasallar girmiştir. Bir de endüstrinin en büyük numarası, içine öyle bir maddeler katıyorlar ki ona bağımlı oluyorsunuz. Ha. Onu, tabii ki endüstrinin en büyük numarası o. Deterjanlarda da onu yapıyorlar. Diş macununda da onu yapıyorlar. Ben size bir hatıramı anlatabilir miyim? Buyurun. Almanya'dan bir firma, diş macunu firması.
Ben hiçbir firmaya randevu vermem. Hasta bakarım, evime giderim, evimden gelirim, yürürüm, yüzerim, neyse işte biliyorsunuz. Hocam duyduğumuza göre sizin kata çıkamıyorlarmış hastanede. Dedikodu mu, doğru mu? Yok, bana gelmiyorlar. Benim kata çıkarlar ama başkalarına giderler ama benim kapımı çalamazlar. Sizin odanızdan giremiyorlar. Hayır, 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 hayır. Randevu alıp geldiler hasta diye. Ama gelemiyorlar ya, hasta olarak randevu alıp gelenler var. Çok hinler çünkü. Bu çok güzel. Evet, evet. Endüstrinin adamları hasta direkt olarak gelemiyor ama hasta olarak randevu alıyorlar. Hastayı aldık içeri, bir hanım, bir de bey. Hanım Türk temsilcisiymiş, firmanın Türk CEO'su. Öteki de Almanya'dan gelmiş, İngilizce konuşuyoruz. Dedi ki, aynen şunu söyledi. Biz dedi bir diş macunu çıkardık dedi. İçine dedi öyle bir madde koyduk ki dedi çocuklar buna bağımlı olsun ve sık sık dişlerini fırçalasın. Siz bizim yüzümüz olur musunuz? Dı 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 kadar dolar. Ben de dedim ki, siz beni dedim, su satan, yatak satan, apartman satan doktorla karıştırmışsınız dedim. Şurada dedim diş fakültesi var biraz ileride. Buyurun oraya gidin dedim. Bir kahve içtik, bay bay olduk. Bunu ben resmen şeyin ağzından duydum. Ve de hakikaten o deterjanlara da bütün ev temizliği yapılıyor ya. Hepsinde beyinde bağımlılık yapan, sigara gibi bırakamıyorlar. Sigara bırakılmıyor ya. Aynı şimdi bir yeni yazı geldi. Sigaradan daha zararlı diyorlar. Evdeki temizlik veya okullardaki. O çamaşır suları var. Hepsi işte onların içindeki o koku. Yumuşatıcı var. Hepsi, hepsi. Hocam az önceki diş macunu şu anda hiç ülkemizde var mı? Hiç def ettim, affedersiniz. Bay bay kahve içtik, birer kahve içtik. Çok teşekkür ederim dedim. Biraz ileride işte Göztepe'ye doğru diş hekimliği fakültesi var. Oraya buyurun dedim. Ne oldu bilmiyorum. Bu herhalde yaşamınız boyunca karşılaştığınız tek örnek değildir. Değil tabii bu ki. Bu tür tekliflerin sayısının... Zeytinyağcılardan da geldi tabii. Hiç ama siz zeytinyağını yok. Seversiniz. Ben severim diye, yüzümüz ol diye geldiler. Şu kadar şu kadar dolar verelim çünkü bu zeytinyağını piyasaya sürdük. Dolar verdiğine göre yabancı bir zeytinyağı mı? Hayır, Türkler öyle veriyor. Dolarla konuşuyorlar. Çok rica ederim. Ki sizin kırmızı çizginiz olduğunu biz biliyoruz basında. Onlar da yalnız, onlar da hasta olarak randevu alıp geldiler. Şimdi burada şunu söylüyorum. Burada bir daha yeri gelmişken söyleyeyim Emel Hanım. Buyurun hocam. Şimdi internette şurada burada galiba Facebook'ta ben işte bilmiyorum, benim yok, Twitter'te. İşte Karatay prostat ilacı tavsiye etti. Karatay bilmem ne tavsiye etti falan. Bunlar hepsi yalan ve dolan. Katiyen inanmasınlar, halkı kondurmasınlar. İnanmasınlar, benim hiçbir satışla ilgim yok. Benim adımı kullanarak, biz tabii avukatla müdahale ediyoruz ama yurt dışından alınıyor bu siteler ve yurt dışından biri kapanıyor, biri açılıyor. Lütfen ben halkıma söylüyorum, Karatay bunu önerdi diye birisi jilet önermiş. Karatay bu jileti önerdi diye. Ciddi. Ciddiyim. Hasta bana ne dedi biliyor musunuz? Hocam dedi, sizin önerdiğiniz jileti bulamıyorum. Bu kadar halk kanıyor. Hocam çünkü halk sizi o kadar seviyor. Jilet deseniz jilet alacak. Böyle bir şey var kardeşim. Ben kalp doktoruyum dedim. Ne jileti? Jilet vereyim, kolesterolü mü tıraş edelim dedim. Çok güzelmiş. Peki hocam zeytin ve ceviz bahçeniz var mı? Biliyorsunuz bir de onu söylediler. Onu söylediler. Var zeytin mı? Ve ceviz bahçem hiçbir zaman olmadı. Ben yine böyle bir şeyde, yayında sordular aynı şeyi bana. O zaman Sayın Recep Akta, Sağlık Bakanı. O demiş ki işte ben onları biliyorum. Onun da zeytin bahçesi var, ceviz bahçesi var. Onun için zeytin ceviz diyor demiş. Hürriyet'te çıktı bu. Hürriyet'in haberi. Tabii herkes bana bu sefer koştu. Bana sordu. Ben de dedim ki, ben dedim Anadolu kadınıyım dedim. Bütün zeytinlikler, bütün cevizlikler benim dedim. Ve sustum. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Hala, bu kaç sene evvel oldu, epeyce oldu belki. 2014 müydü, 16 mıydı? Şimdi bana hala, Canan anne senin bahçenden diye şöyle birer kiloluk, ikişer kiloluk zeytin şey geliyor, ceviz geliyor. Türk cevizi geliyor Anadolu'dan. Canan anne senin bahçenden diye. Maraş'tan, Antalya'dan, Adıyaman'dan. Her yerden, İzmir'den, kendi bahçelerinden. Canan anne kusura bakma çok az ama senin bahçenden diye geliyor.
Biz tabii siz kabul ediyorsunuz, evinizde bizi ağırlıyorsunuz. Eşiniz Sayın Hocam Ali Bey'le de tanışıyoruz. Ya Canan işte yapma Allah aşkına. Yok öyle demiyor bana. Bana ne diyor biliyor musun? Ben ne yapayım diyor. Kendin ettin, kendin buldun. Diyor mu? Evet, evet. Evet, o kadar. Onun dışında o da mutlu oluyor tabii. Çünkü o da halk adamı. Evet. O da yani onun annesiyle benim annem zaten parasız yatılı okumuşlar. Cumhuriyet'in ilk öğretmenleri. Babası da öyle. Benim de babam da daha şey. Onun için biz yani bir halka hizmet için herhalde dünyaya gelmişiz. Veya işte birilerini aydınlatmak için. Veya gerçekleri söylemek için. Onun için bana bakmıyor. Hocam SMA sizin ilk doktorluğa başladığınız hiç yıllarda öyle bir şey yoktu, hayır. Karşılaştığınız bir hayır, hastalık hayır, mıydı? Hayır. Önce biz ilk karşılaştığımız tip 1 diyabet ama o kadar. Ama hiçbir ne SMA vardı ne bu kadar efendim otizm vardı. Bunları düşünmemiz lazım. Tabii sadece onlar değil mesela artık gösterildi ki gebe anneler tarım zehirlerine bilhassa glifozata maruz kaldıkları zaman çocuklarda her türlü hastalık oluyor. Annelerde de meme kanseri oluyor. O tarım zehirli. Evet. Glifozatın bunu yaptığı belgeler de var elimde. Yani resmen gösterilmiş çok gerçekçi çalışmalar var. Ama bunlar duyulsun istenmiyor. Duyulsun istenmiyor. Bu tarım zehirleri yıkayarak çıkmıyor değil mi hocam? Yıkayarak çıkmıyor, hayır. Ve de yeni doğanların... Bizde yapılmıyor tabii. Bizde yapılmıyor. Yeni doğanların göbek kanında, göbek kanını inceliyorlar. Ve o kadar çok glifozat buluyorlar ki. İşte o çocuklar sonra hastalanıyor. SMA oluyor, şey oluyor, bu oluyor. Yani gebeyken annenin bunlara maruz kalmaması lazım. Ama bizim bunların içinde ev deterjanları da var, temizlik deterjanları da var, çamaşır suları da var. Çok güzel kokulu yumuşatıcılar da var. Bağımlılık yapan. Bağımlılık yapan ama işte kanı bozuyor. Çünkü bunların artık gösterildi ki içinde bulunan bromür ve de klorür en büyük zehir hücrelerin DNA'sını bozuyor. Bir şekilde ıskalamadık, aldık. Nasıl vücudumuzda biriken bu zehirleri, ağır metalleri atacağız? Bunun bir formülü var mıdır Canan Karatay'da? Bunun formülü bildiğimiz... Bilinçli bir şekilde bunları bir kere vücudumuza maruz bırakmayacağız. Biz buna maruziyet deriz. Yani ilk elde vücudumuza girdi de atalım diye düşünmeyin. Önce maruz kalmayacağız. Ama sıfırlamaya imkanımız yok. Evet. Dediğiniz gibi. Vücuda girenleri de atmak için efendim mineraller çok önemli. Çünkü bunlar vücudu ne zaman bozuyor hücreleri? Vücutta yeterli mineral ve vitamin olmadığı zaman. Yeterli sağlıklı yağ, sağlıklı protein olmadığı zaman hücreler zayıflıyor. Dışarıdan da gelen zehirler derhal DNA'yı bozuyor. O mineraller çok önemli. Mineraller ne de var? Kristal kaya tuzunda var. 84 mineral var. 84 doğal mineral vücuda girerse beyin çalışır, gösterir, hücreler güçlenir. Yani bunlar aynı zamanda da vücuttan atar. Yani bu bahsettiğimiz zehirler, ağır metaller, tarım ilacı birikintisini de mi kristal yavaş kaya yavaş, tozuyla? Tabii ki yavaş yavaş atar. Bir karbonat atar, İngiliz karbonatı. Vücut asit olmayacak. Vücut mümkün olduğu kadar alkali olduğu zaman, ki biz bunu kitapta anlatıyorum hepsini. Meraklı olanlar detaylı Karatay Sözü Karatay kitabına bakabilirler. Evet. Şunu gösterelim. Tabii. Bunu gösterelim. Evet. Burada hepsini anlatıyorum. Kristal kaya tuzunu tansiyon hastaları da o az sonra vereceğiniz formülle tüketmeli mi? Tansiyonu yükseltmez. Tansiyonu ve kalbi ve böbreği ve beyni ve dili ve mideyi ve bağırsağı iyi çalışmasını sağlar. Kristal kaya tuzu. Kristal olacak. Öğütülmüş olacak. Yani siz alıp sofrada öğüteceksiniz. Deniz mesela, tuzu olmaz. Hı? Deniz tuzu olmaz. Deniz tuzu olmaz. Göl tuzu olmaz. Onlarda çok contamination var. Yani pollution dediğimiz kirlenme var. 84 tane doğal mineral vardır. Tansiyonu yükseltmez. Yüksek tansiyonu da düşürür, normale getirir, dengeler. Meslektaşlarınız o yayından sonra o kadar çok itiraz ettiler ki yine halk sağlığıyla oynuyor. Tansiyon hastasına nasıl tuz alsın der dediler. Onu biliyorum. Onu her zaman söylüyorum. Desinler. Yalnız ben bir şey söyleyeceğim. Bütün kitaplarımda
belki 10 bine yakın gerçek bilimsel çalışma var. Hiçbir ilaç firmasının desteklemediği, bağımsız. Bu kitapları lütfen bir kere açıp okusunlar diyorum meslektaşlarıma, vakitleri varsa. Mevlana diyor ki, bir kanıtla 40 alimi ikna edebildim. Ama 40 kanıtla bir cahili ikna edemedim. Bitti. Mevlana'nın üzerine laf söylendi. Bugün hocam. 17 Aralık. 17 Aralık, Şebi Arus. Evet. Sizde iz bırakan hastanızı soracağım. Onlarca, yüzlerce vardır ama ilk aklınıza gelen, sizde iz bırakan o hastayı unutamıyorum dediğiniz tabii, bir hastanız unutamıyorum. Var mı? Şimdi ismini unuttum ki ama yüzünü görsem hatırlarım. Tekerlekli iskemleyle annesi getirdi. Genç bir hanım. 28-29 yaşlarında. MS demişler. MS teşhisi koyulmuş. Bir sürü de ilaçlar verilmiş. Neyse uzatmayalım. Tetkik ettik, şey yaptık. Şu gerekenleri söyledim. Hücresel düzeydeki bozukluğun ne olduğunu tespit ettik. Bir de parantez açayım. Hücresel düzeydeki bir bozukluk hiçbir ilaçla geçmez. Hücresel düzeydeki DNA bozukluğunu ilaç düzeltmez. MS hücresel düzeydeki bir bozukluk. Tabii ki sinir hücresindeki bir de şey. Tabii hücresel tabii. Otoimmün. Bütün otoimmünler öyle. Şimdi bu hanım 6 ay sonra geldi. Tekerlekli iskemleden kurtulmuş. Bastonla. 6 ay sonra geldi yürüyerek, koşarak. Ve hiç unutmuyorum. Çok teşekkür ettik. Sarıldık, öpüldük. Kendime geldim diye. Pencereden aşağı bakıyorum odamda. Aşağıya. İnmiş aşağıda ağlıyor. Ne oldu diye ben hemen aşağıya indim. Ben de şeyim. Ne oldu, niye ağlıyorsun dedim. Dedi ki, hocam dedi, sizin bana yaptığınızı ne annem ne babam yaptı bu iyiliği. O sevincinden ağlıyorum dedi. Ondan sonra işte sarıldık, öpüştük, bu gitti. Bir gün Türk Hava Yolları firmasından bilet almaya gittim. Ben sıra bekliyorum, hani şey yapıyoruz ya, sıra bekliyorum. Bir hanım kalktı. Bu, hocam dedi. Şimdi dedi Türk Hava Yolları'ndan, o kadar akıllı bir kız ki, o kadar zeki bir kız ki, Türk Hava Yolları'ndan bilet aldım, Silikon Vadi'ye gidiyorum çalışmaya dedi. Allah selamet versin, çok başarılı olduğuna inanıyorum. Hakikaten ismini dahi hatırlamıyorum ama hastanede kayıtı vardır. Değişen, bambaşka olan bir hayat. Evet, ve de Silikon, şimdi de benim boynuma sarıldı, ağladı. Hakkını helal et dedi. Helal olsun dedim. Ben çok mutlu oldum dedim. O gitti, onun yerine ben oturdum, bilet aldım. Hocam siz annesiniz de, bir oğlunuz var, yurt dışında yaşıyor. Şimdi bu kadar yüksek kariyere ulaşana kadar bir yandan da anne kimliğiniz vardı. Mesela yurt dışında nasıl idare ediyordunuz, nasıl yönetiyordunuz annelik kimliğinizi? Aynı. Yani. Kim bakıyordu yurt dışında? Biz bakıyorduk. Şey olarak yani yurt dışı Amerika'da mesela Mehmet 4 yaşındaydı, biz Amerika'ya gittik. Ben kardiyovasküler araştırma laboratuvarında bilim kadını olarak çalıştım. Orada bir sürü araştırmalar yaptık. Kardiyovasküler şey üzerine bir sürü araştırmalar yaptık ve hepsi yayınlandı. Şey olarak güzel araştırmalar yapıldı. O sırada Amerika'da öyle bakıcı falan yoktur. Anneler bakar, babalar bakar. Yani siz çalışırken eşiniz tabii ki. Ali hocamız bakıyor. Yani eşim de üniversitede çalıştı. O sırada evet onu o şey gayet iyi onu hallettik. Bir de zaten çocuğu hemen orada şeye veriyorsun, kreşe veriyorsun. Kreşe o da kolaylaştırdı tabii. Kreşe veriyorduk. Orada da çok mutlu hayatını yaşıyordu. Evet. Şimdi siz zaman zaman bize kızıyorsunuz ya hocam. Niye kızıyorum canım? Hani daha önceki videolarda bana böyle ufak ufak kızdınız ya. Oğlunuza karşı nasıldınız? Böyle sert bir anne miydiniz o büyürken? Yani zaman zaman sertlik de olur. Şey de olur tabii ki. Her zaman olur. Ama çok sert değildik tabii. Mesela oğlumuzu hiçbir zaman büyütürken biz tabii ben
40 yaşında, eşim de 42 yaşında anne baba olduğumuz için biz şey yaptık Emel Hanım, yani bizim 40 yaşındayız. Ömrümüz ne kadar, hastalık var, şey var falan, çocuk tek başına kalacak. Kendi ayakları üstünde kalsın diye biz öyle planladık, öyle karar verdik. Onu o şekilde, her şeyi kendi yapsın diye, o yapsın diye şey yaptık. Bir hatırayı anlatayım. Bu çok Bilmiyorum. Enteresan. Belki daha önce de anlatmıştım. Şimdi Amerika'ya gittik. O 4 yaşında. Yani 4'e yeni girmiş. Biz Amerika'ya gidince işte uçaklar, uçaklar. Üniversite lojmanlarında kalıyoruz. Syracuse Üniversitesi lojmanında kalıyoruz. Eşimden dolayı. Eşim de ben de hastalandık. Böyle grip olduk. Böyle gidiyorlar artık oradaki virüslerden şeyden. İkimiz de. Ondan sonra bu bize kahvaltı hazırlıyor. Şimdi şeyi çekiyor. Şey almışız, şöyle tost var ya, tost ekmekleri, şöyle koca evet. paket. O tost ekmeğini hepsi bitinceye kadar kızartmış. Durmasını bilmemiş. Hepsini tabağa koydu. Biz işimiz de yataktayız, getirdi. Biraz da peynir getirdi, oturdu. Hadi yiyin, hadi yiyin. Hiç peynir unutmuyorum. Amerikan peyniri miydi hocam? Evet. Amerikan evet, peyniri. Tabii. Orada şey peynir öyle. Ama orada da beyaz peynir rahat bulabiliyorsun. Orada da Orta Doğu'dan gelen dükkanlardan ben alışveriş yapıyordum. Çok güzel. Şimdi ismini söylemeyeyim. Türk zeytinini, Türk tereyağını, Türk şeyini orada peynirini buluyorduk. Hocam Cerrahpaşa'da koruyucu... Koruyucu kalp hastalığı... Kalp hastalıkları koruyucu anabilim dalı başkanlığı yaptım, evet. Yaptınız. Peki koruyucu tıp dediğimizde ne anlamalıyız? Şimdi bunun içerisinde check-up'lar da girmeli mi sizce? Check-up bir kandırmacadır. Benim söylediğime göre. İşte check-up niçin yapılıyor? Bir şey hasta bulmak için. Hasta olan kişileri de hasta etmek için. Şeyin, ilaç firmasının sahibinin sözü. Yani CEO'sunun lafı. Hocam o çok fena. İşte o check-up onun için yapılıyor. Çok fena bir şey. Ama siz bedava diye gidiyorsunuz. İşte sigortanız var. Önce sigorta yapıyorsunuz. Ama sigortamı kaçırmayayım diye gidiyorsunuz. Ondan sonra efendime söyleyeyim. İşte senin memende şöyle bir leke görüldü deyip sizi oltaya getiriyorlar. Veya prostatında bilmem ne görüldü diye. Eğer siz sağlıklıysanız. Hiçbir şikayetiniz yoksa, rahat uyuyorsanız, rahat yürüyorsanız, siz niye check-up'a ihtiyacınız var ki? Erken teşhis, erken teşhis. Şimdi efendim erken teşhis tamamen büyük bir yalan. Erken teşhis, diyelim ki mamografi yapılıyor. Mamografide bir şey gördüğün zaman zaten çok geç kalınmış. Temelde hücreleri bozmayın diyorum ben, biz onun için konuşuyoruz. DNA'nızı bozulmadığı zaman... Bozulan DNA da düzelir mi? Düzelir. Laf dinlerseniz, Karatay sözü dinlerseniz düzeliyor. O da düzelir. Ama vakit alıyor. Sabredeceğiz. Düzeliyor. Diyor mesela şeker hastalığı ailede var. Geliyorlar. Benim işte babamda da vardı, amcamda da vardı. Şeker hastalığı 100'den fazla hastam düzeldi. Bütün ilaçlarını bıraktılar. Laf dinleyerek, uygulayarak, inanarak. Tiroid hastaları. Hashimoto. Hepsinin sebebi yanlış beslenme ve yanlış ve de deterjanlar. Tiroid, Hashimoto'nun en önemli sebeplerinden biri vücutta bromür ve klorürün girmesi. Bu da deterjanlarda var. O kadar çok var ki. Yani dünyada en çok yoğun deterjanlar Türkiye'de kullanılıyor. Bakın bu hafta bir haber vardı. Okulda herkes hasta. Okullar başladı. Okullardaki çocuklar niye hasta? Deterjanlardan dolayı. En fazla burun tıkanıklığı hocam. Burun tıkanıklığı tabii deterjanlardan dolayı. O kullanılan deterjanlar mikrop mu öldürüyor, virüs mü öldürüyor? İnanmayın. Tamam öldürür ama çocukları da öldürüyor. Son olarak halsizliği de sorayım. Şimdi bu yayın öyle bir yayın oldu ki hem sizin hayatınızı çok merak ediyoruz. Oradan bir şeyler alabildik. Çok teşekkür ediyoruz paylaşımlarınız için. Bir de tabii uzmanlık alanınızla ilgili cevaplar istiyoruz. Halsizlik çok yaygın bir şikayet. Bir kişide kronik halsizlik varsa, sabah uyandığında olabilir, yemek yedikten sonra olabilir. Önce hangi organ alarmize olmalıdır? Hangi organa odaklanılmalıdır? Bütün vücuda odaklanması lazımdır. Vücutta
bir mücadelenin olduğu, gizli, düşük yoğunluklu bir savaş olduğunu gösterir. Halsizlik bunun göstergesidir. Tabii ki. Ama kansızlık da olabilir. Hanımlarda çok görüyoruz. Doğumdan sonra çok görüyoruz. Adet gören hanımlarda çok görüyoruz. Hormonal dengesi bozuk olup da adet görüp çok kan kaybedenler var. Onlar da çok görüyoruz. Yani bir kere demir çok önemli. Kan çok önemli. İlk akla gelen bilhassa hanımlarda bunu görüyoruz. Emziren hanımlarda, emziren hanımlarda demir çok düşer. Demir, kan demiri emziren hanımlarda da düşer. Doğumdan sonra düşüktür. Bir de demirden sonra düşer. Bir de o halsizlik olur. O demire bakılıp derecesine göre, düzeyine göre doktoruyla danışarak onu şey yapmaları lazım. Halsizliğin en önemli sebeplerinden biri de yaşlılarda hareketsizliktir. Hareket çok önemli. Mutlaka sokağa çıkılıp yürülecek efendim. Karaciğer peki hocam? Bütün organlar. Bütün organlar. Bütün organlar bakılacak. Mücadele vardır. Eğer burnu tıkanıyorsa sabah zaten uyuyamamıştır. Halsiz kalkar. Örneğin. Halsizim diyen bütün yaşlı hanımlar ve beyler lütfen tuzlarına baksınlar. Ben bakıyorum hastaneye geliyor tuz veriyoruz, tuzlu serum veriyoruz, toparlayıp gidiyorlar. Tansiyonu da yükseltmez, böbrekleri de iyi çalıştırır. Tuz sodyum klorür kanda. Düşük olduğu zaman böbrekler çalışmaz. Sodyum klorür düşük olduğu zaman beyin çalışmaz. Hiçbir hücre çalışmaz. Şimdi tansiyon hastalarına gelecek olursak biliyorsunuz tuzsuz ye deniliyor. Tuzsuz ye dedikleri zaman sofra tuzu, o zehir, o doğru. Kristal kaya tuzu bambaşka tuz değil, mineral kaynağı. Karıştırmasınlar. Hani daha önce de konuşmuştuk biliyorsunuz. Evet. Biri zehir, biri şifa. Evet. İkisi de tuz diye geçiyor ama. Ama tuz değil işte. Tuz değil. Öbürü zehir. Evet. Sofra tuzu zehir. Sofra tuzu zehirdir. Ya doktorlar bana hücum etmesinler. Ben kristal kaya tuzundan bahsediyorum. 84 tane mineralden bahsediyorum. 84 tane doğal mineralden işlem görmemiş, içine alüminyum katılmamış, ağartılmamış minerallerden bahsediyorum. O bütün hücreleri iyi çalıştırır. Çok önemli. Bir de ilaç veriliyor tansiyon hastalarına. Verilen ilaçlar da vücuttan tuzu atsın diye veriliyor. Daha çok halsiz kalıyorlar. Dirençli tansiyon deniyor o zaman. Ona da konuşmuştuk. Dirençli tansiyon deniliyor. Bir de vücutta sodyum kanda bakılacak. Düşük olduğu zaman böbrek üstü bezlerinden bir hormon salgılanır. O hormon da artık vücuttaki tuzu vücut kaybetmesin diye korumaya alır. Ama o hormon tansiyonu yükseltir. Yani kan tuzunuz düşükse tansiyonunuz düşmez, bitti. Eyvah eyvah. Hocam. Yine hücum etsinler, hiç önemli değil. Herkes şey yapar. Yalnız hastalar kendilerini bilmesi lazım. Hakikatten yana olmak lazım hocam. Evet. Peki size o ifadeyi kullandığınız için hücum edecek olanlara ne söylemek istersiniz? Arkasından da sizi Türkiye'de sağlık alanında kime güveniyorsun diye mikrofon uzatıldığında Canan Karatay diyen çok sevenlerinize ne söylerdiniz? Önce hücum edenlere, sonra sizi çok sevenlere. Buyurun, kamera sizin. İşte hücum edenler bence okusunlar diyorum. Okuduktan sonra hücum ettiler. Hücum edenlerin büyük bir çoğunluğu benim dediklerimi de uyguluyor, onu biliyor musunuz? Aa! Evet. Evet. Hem hücum ediyor hem de tabii ki. Tedavi yani onlar hepsi mizansen. Evet. Mizansen. Çünkü gayet dar bakıyorlar. Tıp bir sanattır diyorum. Hücum etmekle tıp olmaz diyorum. Ve o sanat öyle bir sanattır ki merkezinde canlı insan vardır. Canlı insanın ailesi vardır. Tıp böyle el alınmalıdır çevresiyle beraber. Tıp bir sanattır. Kişiyi oyalar, vücut o sırada kendini toparlar diyorum. Yani hekimler biraz da buna göz atsınlar istiyorum eğer şey yapıyorlarsa. Beni seven çok kişi var, çok teşekkür ediyorum. İyiliğine kavuşan, tiroid nodülleri yok olan, şeker hastalığı yok olan, işte MS'i de anlattım, kalkıp yürüyen hastalarım çok. Onlara hepsine teşekkür ediyorum, sağlıklı günler diliyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Ben de size tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki geldiniz Evel Hanım. Çok teşekkür ederim hocam. Efendim. O güzel gözleriniz çok güzel. O güzel
gözlerinize bak yeşil yeşil. Çok diyorum. Teşekkür ederim. Efendim bizi izlediğiniz için size de çok teşekkür ediyoruz.